Ben küçüldüm. Küçüldüm. Ne evladım. Oluyormuş ha, neden olmuyor gibi. Alo. Anlamadım. Heh, dur. Ay, pardon. Tamam. Evet, mantar enfeksiyonları. Mantar enfeksiyonları. Mantarlar açık havada, toprakta, bitkilerde, ağaçlarda yaşayabildiği gibi iç mekanlarda ve insan derilerinde de yaşayabiliyorlar. Ve enfeksiyon olarak gözüküyor. Deri ve zührevi hastalıklarla ilgilenen dermatoloji bölümünün konusu. Dermatoloji yani döküntü ve kaşıntı gibi şikayetleriniz olduğuna gittiğiniz yer. Mesela aile hekimlerinin %15'i ile en sık karşılaşan problemler arasında. Besin olarak keratini kullandıkları için en çok dermofitlerle karşılaşılıyor. 40 kadar tür var. Candida normalde ağzımızda, boğazımızda, bağırsaklarımızda, idrar yollarımızda bulunan bir tür aslında. Yani floramızın parçası ama floranın dengesi bozulduğunda patojenik bir hale dönüşüyor. Onun da değişik bir şey var. Sonra anlatacağım. Bir de Malezya denilen bir Sezia denilen cilt yüzeyleri de doğal olarak bulunan bir de öyle bir mantar var. Kendi renk değişimi olarak gösteriyor. O da ondan ayrılıyor yani. Şimdi dermofitler saç ve deri tırnakta çoğalıyor. İnsan, hayvan ve topraktan bulaşabiliyor. Bazı hastalıklara sahip bireylerde işte kemoterapi ya da bazı ilaçları kullanılardan sonra da görülebiliyor. Ama en çok tabii etkileyen hijyen ve bazı eşyalara temas. Lezyonlar yerleşim yerine göre adlandırılıyor. Mesela ağızlı, kuru, kalınlaşmış, bulaşmış böyle deri gibi gözüken ya da böyle ülser olarak gözüken formları var. Şimdi başlıyoruz. Bir tane ilki kapitatis saç demek. Hijyenle alakalı. Mesela saç kıran hastalığına sebep olan mantar da bu. Ama tabii birisi yani. Çok farklı şekilleri ve adları var. Tedavisi. Pedis. Pedis ayak demek. En sık görüleninde bu. Sürekli kapalı ve havasız kaldığı için yani müsait. Nemli kalması da tabii önemli bir etken. Tedavisi. Korporis deri demek. Kasık yani en çok kasık ve ayaklarda yine görülüyor. Hayvanlardan geldiyse tabii daha şiddetli gözüküyor. Tedavisi. Krusis kasıs demek. En fazla görüldüğü yer hani kasıs. Koltuk altına sarkan derilerde de gözükebiliyor. Barbeya sakal ve bıyık demek. Yine hayvanlardan gelebiliyor. Ungium tırnak demek. Bu biraz daha yani farklı. Hani tırnak ağır bir darbe aldığı zaman da böyle kendi kendine de düşebiliyor. Değişik yani. Hepsinin tedavi süreleri 2 ve 6 hafta aralığında böyle değişiyor. Kandidalar mantarı maya halindeyken işgalci olmayan, şeker fermentasyonu yapan bir organizma. Ama rizoidler halinde çok uzun kökler geliştirerek istilacı bir türe dönüşüyor. Mukoza ve bağırsak duvarlarında delikler açıyor falan. Bakterilerin toksik maya ve sindirilmemiş besin parçalarının kana karışmasını sağlıyor ve zehirlenmeye sebep oluyor. Hava yoluyla bulaşmazsa bulaşmıyor ama yani cinsel ilişkiyle falan genital organlardan uzun öpüşme, ağızdan ağza başka bir şahısla bulaşabiliyor. Intertigo pişik demek zaten. Nemli deri yüzeylerinin birbirine sürtündüğü bölgelerde oluyor. Ağrı ve rahatsızlık hissi oluyor. Bebeklerde oluyor. Oral olarak da ağız yani demek zaten orada da oluşabiliyor. Genital bölgelerde
tırnak altlarında da oluşabiliyor. Yani nemli bölgelerde değil, kısaca. Tedavisi. Pityriasis versicolor. Deri pigmenti ile değişimiyle kendini gösterdiği için kandidadan ayrılıyor. Bulaşı değil. Kişisel sebepleri var. Tedavisi ve bitti.